Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu, klip psikolog, bana yayın öncesi şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki ya bu meselenin yani psikolojisi gerçekten, yani psikolojik boyutu gerçekten içler acısı aslında bakıldığında. Yani böyle bir cinayet işleniyor. Sadece bu aile değil. Tavşan Tepe köyü. Bütün köy sessiz. Kimse konuşmuyor. Herkesin susarak suçluyu saklamasının psikolojik bir kökeni olmalı. Nedir sizce? Aslında az önce de kısaca değinmeye çalıştım. Yani sosyal psikolojide bildiğimiz en önemli kavramlardan bir tanesi itaat kavramı. Hı hı. Yani belirli kültürlerde, kültür derken de en küçük grubu da kastediyorum. Yani herhangi bir birkaç kişinin birlikte yaşadığı bir yerde o gruba ait bir kültür oluşur ve o kültürde her zaman öne çıkan, daha fazla sözü dinlenen, verdiği direktifler doğrultusunda davranılan bir otorite figürü sivridir ve bu toplumsal yapılanmada çeşitli bölgelerde zaten gördüğümüzde bir şey ve bu köyde de bunun olduğunu görüyoruz, özellikle de amcanın böyle bir figür olduğunu görüyoruz ve burada çoğu zaman insanlar iyi niyet, kötü niyet, suç ya da ne bileyim herhangi bir şey düşünmeden o grup liderinin, otorite figürünün isteklerine, taleplerine boyun eğerler ve buna itaat ederler. Dolayısıyla burada işlenen bir suç var ama orada yani ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir mantığıyla büyük bir ihtimalle oradaki devamlılık için, o grubun varoluşunun devamlılığını tesis edebilmek adına bu kişiye itaat devam ediyor. Çünkü orada şeyden çıkmak büyük bir ihtimalle onun söylediğinden çıkmak ne olacaktır? İşte gruba ihanet etmek olacaktır. Çünkü bu tarz grupların içerisinde insanlar grubun içerisinde kalmak isterler, dışlanmak istemezler, reddedilmek istemezler, grubun bir parçası olmaya devam etmek isterler. Ve bu baskı yani o kişi orada olmadığında, cezaevinde olduğunda da sürebilir. Nitekim aslında sürekli bağlantıda olduğunu görüyoruz. Girenler, çıkanlar, haber alanlar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu baskıyı sürdürebilen bir role sahip. Dolayısıyla burada sosyal olarak, sosyolojik olarak baktığınızda böyle bir olgunun olduğu söylenebilir. Yani bu köy halkıyla ilgili tabii ki Türkiye'de bir şey oldu. Yani buradaki insanların akıllarından zoru olduğu, hepsinin belki de ne bileyim ruhsal bir hastalığa sahip olduğu ile ilgili bir takım düşünceler, fikirler, ithamlar oluyor. Ya da bu insanların, bunu yapan insanların işte bir takım psikolojik bozuklukları olduğu. İnanın bu şekilde söylemek, düşünmek böyle akla yakın gibi gelse de bu o insanları kurtarmak anlamına gelir. Çünkü yani o zaman ceza ehliyeti yok demektir, değil mi? Hepsi akıl hastasıysa, değil mi? Hepsinde bir psikiyatrik bozukluk varsa böyle bir cinayeti işleyip bunu saklayabilecek kadar bu yollara giriyorlarsa o zaman zaten ceza ehliyetleri yok. Hiçbirinin yargılanmaması gerekir. Öyle de bakılabilir. Öyle bir durum söz konusu değil. Burada tamamen o bölgenin kültürel yapılanması, bu doğrultuda çocuğa bakış, kadına bakış, değil mi? Bütün bunlar da etkiliyor. Cinayeti, şiddeti kolaylaştıran bir takım toplumsal faktörler de var. Ve bu faktörler sadece Türkiye'ye has da değil, Türkiye'nin doğusuna da has değil. Öyle de duyulmasını asla istemem. Çünkü dünyada bir gerçek bu. Yani kategorize etmememiz gerekiyor. Evet, yani zaten kadına şiddet her yerde var. Dünya üzerinde biz milyonlarca kadın şiddete uğradığını biliyoruz. En çocuğu kadına şiddet doğmadan önce başlıyor. Seçici kürtajla başlayan, küçük kız çocuklarının öldürülmesiyle devam eden, niye öldürülüyor? Erkek çocuk devam etsin diye. İşte eğitim hakkından, yaşam hakkına, sağlık hakkına ulaşamamasına varan ölçüde çok çeşitli düzeylerde şiddet zaten söz konusu. Dolayısıyla yani burada bu çocuğa yapılanı, Narin'e yapılanı kolaylaştıran zaten bir bakış açısı, bir zihniyet de var ve bu olay gerçekleştikten sonra da tamamen kültürel ve toplumsal özellikler nedeniyle bir koruma söz konusu ve hocama katılıyorum, Nevzat hocama katılıyorum. Bir noktada bir çözülme olacak. Yani bu böyle devam etmeyecek. Neden? Çünkü yani koruma söz konusu derken mesela orada gücü, otoriteyi, amcayı koruma mı, yoksa orada kız çocuğu ve erkek çocuğuna bakış noktasında ayrımda annenin mesela Enes Güran niye içeride, yani neden sorgulanıyor, niye hemen alındı, yoksa mesela Enes'le Narin ayrımı mı? Yani kız çocuğu ve erkek çocuğu. Yani Enes'i mi korumak orada? O onun, yani bilmiyorum, çünkü hepimizin kafasında binlerce soru işareti. Nevzat hocamın dediği gibi işte kim öldürdü, niye öldürdü, Narin ne gördü meselesi, bir dolu speküle edebiliyoruz. Bir dolu soru işi. Sizin de eminim bu işin sadece psikolojisinin değil, elbette bu cinayet neden yapıldı, nasıl yapıldı gibi sorularda kafanızda kesinlikle yüzlerce, o mu yaptı, bu mu yaptı? Şimdi katil kim, Narin neden öldürüldü sorusunun dışında editörüm Erdem oraya biraz önce güzel bir şey yazdı. Erdem, tekrar onu alabilirsek, o KJ'yi, abi mi, amca mı, anne mi, kim? Yani çünkü bunlar var şu an işte elimizde bakıldığında. Ya erkek çocuk, hani kız çocuk ve erkek çocuk ayrımı. Ya erkek... Biri kurban mı edildi o zaman orada? Yani bir şey mi gördü? Hani işte amca, anne, abi ve Nevzat. Bir de çok önemli bir şey söyledi Sayın Alkan, adli tıp uzmanı hocam. Yani böyle yüzlerce binlerce dava görüyoruz ayrı, ama dedi ki Nevzat Bahtiyar itirafçı değil ki. Yani itiraf etmedi bir şeyi, çözüldü. Hı hı. Yani bir de oradan da bakıldığında halkaları birleştirerek... bir psikolog olarak ne dersiniz? Şöyle bir şey, yani tabii ki yani neden böyle bir cinayet işlendiğiyle ilgili söylenebilecek pek çok şey var, ama bunların hepsi spekülasyon olacaktır. Hayır, kız çocuk meselesine neden bakış açısını ama şöyle söylediğiniz şey, evet, için acaba o kurban mı edildi o anlamda bir şey gördüğü daha kolay, için? Kız çocuklar böyle söylemekten de üzüntü duyuyorum ama daha kolay gözden çıkarılıyorlar maalesef. Yani erkeği korumak, erkek çocuğu korumak, onu yaşatmak ya da ne bileyim herhangi bir suçu, bu suçu o işlediyse eğer, yani hep böyle amca üzerinde duruluyor ama yani eğer eşit de oranda sanıksa Enes de, abi de, o zaman yani sistem, yani o aile sistemi o çocuğu da korumaya çalışıyor, erkek çocuğu da korumaya çalışıyor demektir. Ve bu aslında çok şaşırtıcı değil, çok olan da bir şey, çok olağan bir şey. Bu açıdan hiç bakmıyoruz çünkü o kadar alışığız ki işte yani kadına yönelik düşünceler, değil mi? Kadına bakış açısı, çocuğa bakış açısı, kız çocuğunun kolay gözden çıkarılması. Yani şöyle bir gerçeklik var, yani kaçırılan ve öldürülen çocukların içerisinde ne kadarı kız çocuğu, ne kadar erkek çocuğu diye baktığınızda arada epey bir fark var. Yani dördünden biri kız çocuğuyken altısından biri erkek çocuğu. Dolayısıyla yani kız çocuklarına yönelik bu şiddet çok daha fazla var. Dolayısıyla burada elbette şey olduğunu, yani bu çocuğa ne yapıldıysa onu kolaylaştıran bir faktör. Büyük bir ihtimalle tabii ki bir şey görmüş olabilir, belki tacize uğruyordu. Onu da bilmiyoruz. O da söz konusu olabilir. Çünkü deliller bulunamadı onunla ilgili. Ama tabii o da bir olasılık. Hocam, adli tıp uzmanı. Hocam yani bir şey sorabilir miyim? Şimdi tabii yani biz hukukçular da farklı alanlarla çok böyle temas etmek istiyoruz. Çünkü sadece sorunları hukuk perspektifinden çözme şansınız yok. Mutlaka. Şimdi insanı çok iyi tanımak lazım bence ve insanın hayvansal bir yapısı var. Yani biz biyolojik varlığız. Doğduğumuzda biz bir şekilde eğitimle çağdaş ve medeni hale geliyoruz. Şimdi orada kız çocuklarının daha fazla zarar görmesi, öldürülmesi, bu tabii hayvanlar alemi gibi. Yani orada güç ön planda, burada da güç ön planda. Yani diyorsunuz ya, kimi koruyorlar, abiyi mi koruyorlar? Burada düzeni koruyorlar. Düzeni, kesin. Burada düzeni koruyorlar. Dolayısıyla bizim bunu değiştirebilmemiz için bir kere bunu reddetmemiz gerekiyor. Biz bunu toplum olarak reddetmek zorundayız. Ve bunu değiştirmek adına da böyle farklı bilimlerden insanlarla bir araya gelip, yani sadece bazen şuna üzülüyorum. Yani yasalar çok işte eksik. Biz bunları iyi uygulayamıyoruz ya da işte geliştiremiyoruz. Bundan kaynaklı hep sorunlarla karşılaşıyoruz diye düşünülüyor. Aslında bizim yasalarımız eksik değil. Ha, bazen tabii ki uygulamaya dair sorunlar var. Yani Montesquieu'nun dediği gibi, ben bir ülkedeki diyor yasaların ne kadar iyi olduğuna değil, ne kadar iyi uygulandığına bakarım. Ama iyi uygulama meselesi de bir eğitim meselesi. Yani dolayısıyla şimdi ben hep o resme takılıyorum, kusura bakmayın. Biliyorum, o resme şimdi takılıyorsunuz. O resme baktığınızda. Evet, ben o resme baktığımda oradan zaten insana yakışır bir şey çıkmayacağını görebiliyorum. Yani orada şimdi bu çocukları... Ama bunu Doğu-Batı ayrımı yapmadan söylüyorsunuz. Çünkü Batı'da da var. Anadolu'nun bir dolu çorak yerinde de var. Hatta şunu, yani şunu istiyorum. Evet. Türkiye'nin dört bir tarafına yatay gelişimle eşit bir şekilde bu imkanların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ya biz bu şimdi bu olayı umarım çözeceğiz, çözeriz. Yani yargı bunu çözecektir, hocamın dediği gibi çözülmeler olacaktır ama asıl yine sormamız gereken şey şu. Bundan sonraki süreçte buna benzer olayları nasıl engelleyeceğiz? Şimdi hocam bunu dedi ya, Nevzat hocam birazdan geleceğim. Hülya dedi yani bu mesele böyle burada kalmamalı. Bu mesele burada çözülür çözülmez gidişat ne gösterir onu bilmiyoruz. Evet. Ama bize ders olacak, ders olarak evet, çıkarmamız gereken bazı şeyler var dedi. Birazdan şimdi geleceğim. Hocam dolayısıyla burada sizin alanınız itibariyle bunu toplumda değiştirmek, dönüştürmek adına ne hamleler yapmak vallahi lazım? Mesela onu çok güzel. Bir kere isterim, şunu kabul etmek lazım. İnsanların şiddet eğilimi var. Evet, yani şiddet var, öyle sıra dışı bir olay değil. Yani şiddet her gün, her yerde deneyimlenen bir şey kadına ve erkeğe. Çocuğa, yetişkine, yaşlıya her yerde var ve yani bunun en iyi kanıtı herhalde sistematik olarak dünyanın yıllardır 1/3'ünün sürekli savaşlar halinde olması. Bugün Filistin'de olanlara bakın yani erkek, kadın, çocuk demeden ve binlerce insanın öldürülmesi. Dolayısıyla şiddet her yerde var ve insan doğasında var olan şey. Bunu kabul etmek lazım. Bunu böyle şiddet uygulandığı zaman cani insanlar, patolojik nasıl annelik falan yani böyle bireysel bir takım faktörlere atfettikçe aslında değişim gelmez. Neden? O zaman onu bizden uzaklaştırıyoruz. Değil mi? Hani o köy patolojik yani o köy patolojik falan değil aslına bakarsanız. Yani dediğiniz çok doğru. Orada düzeni korumaya çalışıyorlar. Tamamen yapılan şey o. Takdir ettiğimden, savunduğumdan bunu tabii söylemiyorum ama çözümleme yapıyorsunuz. Evet tabii, yani bir şekilde orada da olan bir olay var. Okey, buradaki o düzeni, sistemi sürdürmek lazım ve onun için atılması gereken adımları bir şekilde atıyorlar. Doğru, sonuçlarına çok da fazla bakmadan yani bunu kolaylaştıran işte şey var. Kadına, çocuğa bakış açısı bunu kolaylaştırıyor. Belki de onlar ayrı şey yapılması lazım. Dolayısıyla bunu bireysel bir takım sebeplere atfetmemek. Yani kadın cinayetlerinde de bunu hep görüyoruz. Cani, işte akıl hastası, antisosyal değil. Hiçbir şekilde değil. Yani bunlar tamamen aslında şiddeti kolaylaştıran, insanın kolay kanıksamasına neden olan bir dolu sosyalizasyon süreçleriyle alakalı. En temel unsur nedir peki? En temel unsur açıkçası daha ailede başlıyor ve çocuk yaştan itibaren insanın şiddetle sosyalizasyon süreci. Neyi eksik yapıyoruz biz? Biz her gün bu şiddet haberlerini veriyoruz. Mesela, evet, sadece eğitim de değil. Yani çocukların doğdukları andan itibaren duydukları dilde başlıyor bu. Değil mi? Yani ayrımcılık içeren, şiddet evet, içeren kelimeler, cümleler doğduğu andan itibaren duyduğu lugatına giren cümleler. Bununla ilgili görsellere maruz kalıyor. Sosyal medya üzerinden değil mi? Televizyon evet, üzerinden. Şimdi bu programları, haberleri izleyen çocuklar da var. Dolayısıyla bunu bir kısmı dehşet içerisinde izlerken bir kısmı içinde bu normalize oluyor. Aslına bakarsanız bunlar normalize de eden şeyler, programlar oluyor. Sonra diğer kuşaklara aktarılıyor. Efendim? Sonra diğer kuşaklara, gelecek kuşaklara aktarılıyor. Aynen. Aileler ya bu teknolojinin de inanılmaz etkisi var tabii. Kesinlikle. Yani o da artık her şeyin çok görünür olmasının çok, da tabii. Yani şiddetle ilgili görsellere o kadar çok maruz kalıyoruz ki, o kadar çok video var ki bunları artık böyle hiç yani insanlar bir kılını kıpırdatmadan izliyorlar baktığınızda. Neden? Çünkü o da bir koruma mekanizması bir açıdan baktığınızda. Neden? Çünkü bunlara bu kadar çok maruz kaldığınızda bir noktadan sonra etkilenmemek adına ne yapıyorsunuz? Sistemi devre dışı bırakıyorsunuz. Ve bu da sizin kanıksadığınız, normal olarak gördüğünüz bir şey haline geliyor. Ben yani böyle gerçekten dronlarla öldürülen, yukarıda drone, işte Amerikalılar aşağıya Afganistan'a atıyorlar dronları, insanlar ölüyor, kahkaha atarak izleyen insan grupları gördüm. Yani orada artık o ilişkiyi kuramıyor değil mi? Çünkü şiddet çok fazla normalize ediliyor. Bunu kabul edilmesini destekleyen nitelikte çok söylem var. Yasaların uygulanmaması bir anda. Dolayısıyla köklü bir değişiklik olması gerekiyor. Sonra artık her gün bunları gördüğünüz, izlediğiniz zaman sıradanlaşıyor ve yabancılaşıyorsunuz. Yani ne yazık ki böyle bir şey de oluyor. Tabii sizin için son derece çıkılmaz bir halde alıyor. Şöyle bir şey olmuyor. İnsanlar aslında şiddete daha yatkın hale gelmiyorlar ama şiddete belki de şiddete karşı duyarsızlaşıyorlar. Dolayısıyla hani mesela aslında beni çok şaşırtan bir olgu. Yani Türkiye'de bir değişimin işaretidir umarım bu da. Yani ilk defa bir kız çocuğu kaçırılıp öldürülmedi. Öyle değil mi? Yani ama bu çok öne çıktı. Bu bizi bir şekilde yani belki bilmiyorum duyarsız mı bir duyarlı olduğumuz bir noktadan yakaladı ve üstüne gidiliyor. İlk defa yani daha önce de böyle şeyler olmadı mı? Yani bu tarz olaylar. Dolayısıyla ama burada da kalmamalı ve bunun bir de şu da var. Bence çocuk, yetişkin, yaşlı ayrımı da olmaması gerekiyor. Yani bir her hayat kutsaldır. Öyle değil mi? Bazısını daha fazla öne çıkarmak yani çocuk diye, kadın diye ya erkeğin canı yok mu? Değil mi? Yani öldürülen kadın ve çocuk yani erkek de öldürülüyor. O da değerli. O da bir varlık. Dolayısıyla yani şiddete kategorik olarak karşı durabilmenin yollarını aramalıyız. Bütün insanlık olarak bu evet, ülkelerle Narin, bağlantılı. Narin